Efendim ilk dosyamız Interpol'le ilgili. Eminim hepiniz Interpol kelimesini duymuşsunuzdur. Duymuşsunuzdur da çoğunuz anlamını ve ne iş yaptığını bilmiyorsunuzdur. Kırmızı, sarı, siyah bültenleri, gelişmiş bilgisayar sistemleriyle Interpol uluslararası bir örgüt. Kapıları dışarıya sıkı sıkıya kapalı. İçeride ne olduğunu, işlerin nasıl yürüdüğünü, Interpol'ün nasıl çalıştığını kimse pek bilmiyor. Kapılar kapalı ve çok nadir gazeteciye açılıyor. Cüneyt Özdemir, Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Interpol'ün kapalı kapılarını araladı. Interpol'ün Fransa'daki merkezine girdi. Koca bir teşkilatın nasıl çalıştığını araştırdı. Susurluk kahramanlarının izini burada da sürdü. Her gün dünyanın dört bir yanında milyonlarca suç işleniyor. Yüz binlerce polis suçluları yakalamak için bilgi topluyor. Ancak artık paranın nasıl ırkı, dili, dini ve rengi yoksa suçların ve suçluların da yok. Bu yüzden dünyadaki 177 ülkenin polisi 1914 yılından beri işbirliği yapıyor. Topladıkları bilgileri, belgeleri bir merkeze gönderiyor ve teşkilata üye ülkelerden yardım istiyorlar. Bu teşkilatın merkezi Fransa'nın Lyon şehrinde bulunuyor. Adına ise Interpol deniliyor. İşte suç dünyasının korkulu rüyası burası. Burası Fransa'nın Lyon kentinin ortasında yer alan Interpol binası. Binaya girmek de zor, çıkmak da zor. Binanın etrafı elektrikli tellerle çevrili. Kameralar 24 saat binayı gözetim altında tutuyor. Burada milyonlarca suçlunun, Türkiye'de ve dünyada aranan milyonlarca suçlunun kaydı tutuluyor. Biz de binaya girdik ve yetkililere özellikle Türkiye'de aranan suçluları sorduk. Suçluların izine rastlamaya çalıştık. Interpol'ün sıkı korunan binasına girmek için önce uzay yolu dizilerinin ışınlanma odalarını andıran güvenlik kapılarından geçmeniz gerekli. Kurşun geçirmez camlarla kaplı ön büroyu arkanızda bıraktıktan sonra 1989 yılında yapımı tamamlanan bu binaya otomatik kapılardan giriyorsunuz. Binada hemen her şey merkezi bilgisayar sistemleriyle kontrol ediliyor. Koridorlardaki ara kapılar dahil hemen tüm kapılar özel kartlar ya da şifrelerle açılıyor. Binanın içinde çalışan 350 kişinin ne zaman nerede olduğu anında tespit ediliyor. Interpol'ün merkez binası güvenlik nedeniyle yüzünün ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen Türk polisinin temsilcisi eşliğinde dolaşıyoruz. Koridorlarda, asansörlerde Interpol'e üye 177 ülkenin farklı renk, ırk, dil ve dine mensup polisleriyle karşılaşıyoruz. İzinlerini almadan görüntülerini çekmemiz kesinlikle yasak. Yerini haritalarda zor bulduğunuz ülkelerden gelen polislerin işbirliği ise binanın özel şifreli kapılarının ardında oluyor. Aslında Interpol bir yardımlaşma derneği gibi çalışıyor. Özel polisi, özel ajanı, özel dedektifi yok. Interpol, üye ülkelerin güçleri oranında yaptıkları yardımlarla ayakta duruyor. Polisler aradıkları suçları bu merkeze bildiriyor, diğer ülkelerin polislerini uyarıyor ya da yardımlarını istiyorlar. İşte bu istekler buraya, Interpol'ün merkezinin merkezine geliyor. Burası 177 ülkenin polis teşkilatları arasındaki iletişimin sağlandığı ana kontrol odası ya da Interpol'ün beyni. Burada her saniye dünyanın bir ucundan diğer ucuna kesintisiz ve şaşırtıcı bir hızda bilgi akışını izlemek mümkün. Peki Interpol'deki bu bilgi akışı nasıl sağlanıyor? İsterseniz bu bilgi akışını bu gördüğünüz harita üzerinde anlatalım. Bu gördüğünüz harita Interpol'ün 9 ayrı bölgesini ve diğer bütün üye ülkelerin bilgi akışını gösteren bir harita. Örneğin Fiji'den bir mesaj gönderilmeye, Fiji'den Washington'a bir mesaj gönderilmeye kalkıldığında bakın sistem nasıl işliyor. Fiji'den gönderilen mesaj ilk olarak Avustralya kıtasındaki Canberra'daki Interpol merkezine geliyor. Canberra'daki mesaj buradan Lyon'a, Fransa'daki buraya yani buradaki ana merkeze geliyor. Burada alınan mesaj direkt Washington'a yollanıyor. Ve bütün bu gördüğünüz sistemi de bu gördüğünüz haritadan izleyebiliyorsunuz. Peki bu bir mesajın Fiji'den Washington'a ulaşması, üstelik de 3 ayrı yere uğrayarak ulaşması ne kadar zaman alıyor diye sorarsanız hepsi toplam 1 dakikayı aşmıyor.
İşte buraya ulaşan bilgiler 4 ayrı dilde hazırlanan 5 ayrı renkteki bültene dönüştürülüyor. Kırmızı bültende yer alan suçluların hemen tutuklanması isteniyor. Yeşil bültendekilerle diğer ülkelerin polis teşkilatları uyarılıyor. Mavi bülten bir kimlik kontrolü gibi. Sarı bülten kayıp ya da hafıza kaybına uğramış kişilerle ilgili. Siyah bültense teşhis edilemeyen cesetleri tanımlıyor. Her yıl kriminal olaylarla ilgili yaklaşık 1 milyon mesaj geliyor. Kimine yeni dosyalar açıyor, kimi dosyaları ise sürekli yeniliyoruz. Örneğin yalnızca geçen yıl 150 bin yeni dosya açtık. Geçtiğimiz yıl kırmızı bültenlere Kıbrıs'tan 6 dosya daha eklendi. Rumlar geçen yıl sınır denme girişiminde Türk bayrağını indirmek için direğe çıkıp vurulan bir göstericinin ardından Türk yetkililerin gıyabında Kıbrıs Rum mahkemelerinde dava açtılar. Biri paşa olmak üzere 3 Türk yetkili ve Kıbrıs Tarım Bakanı ile Çevik Kuvvetler Müdürü hakkında tutuklama kararı çıkarttılar. Durum Interpol'e bildirildi ve bu kişiler kırmızı bültenle aranmaya başladılar. İşte bu aşamada devreye hemen Türkiye girdi. Interpol'deki Türk yetkililer kırmızı bültenlerin 4 tanesini politik olduğu iddiasıyla hemen iptal ettirdiler. 2 tanesi ise hala yürürlükte. Interpol'ün Lyon'daki merkezinde Kıbrıs Tarım Bakanı hakkındaki bu kırmızı bültenin akıbetini sorduğumuzda Rum oyunun cevabını alıyoruz. Bilgisayarlarda görmek istediğimizde ise nazikçe reddediliyoruz. Oysa Interpol'ün aynı bilgisayarlarında tanıdık pek çok isme rastlıyorsunuz. Bir kişinin aranıp aranmadığını öğrenmek çok kolay. Önce soyadını giriyorsunuz. Aklımıza ilk olarak Öcalan soyadı geliyor. Harfler ekranda belirince Öcalan hakkındaki bilgiler de ekrana geliyor. Daha detaylı bilgi istediğinizde karşınıza Abdullah Öcalan'ın 1972 yılında alınmış parmak izleri, sonra da fotoğrafları çıkıyor. Abdullah Öcalan'dan sonra bir başka soy ismi, Karataş soyadını giriyoruz. Dev Sol liderinin hakkındaki bilgiler detaylı bir şekilde ekrana geliyor. Dursun Karataş isminin yanında dikkat silahlıdır uyarısı da yer alıyor. İşte bu bilgileri yalnızca biz değil, 177 ülkeden herhangi bir polis teşkilatı anında görebiliyor. Ve sıra Susurluk kahramanlarına geliyor. İlk girdiğimiz soy isim doğal olarak Çatlı. Abdullah Çatlı öldüğü için artık aranmıyor. Abdullah Çatlı bilindiği gibi yıllarca Mehmet Özbay kimliğiyle dolaşmıştı. Bilgisayarlara baktığınızda Mehmet Özbay da Interpol'ce aranmıyor. Interpol bilgisayarlarında Urfalı değil, Ağrılı bir Mehmet Özbey yer alıyor, o kadar. Ardından Susurluk skandalının kayıp kahramanlarından Tarık Ümit ismini giriyoruz. Bugün Tarık Ümit'i Interpol'de ne arayan var ne de soran. Haluk Kırcı, Interpol kayıtlarında 1997 Şubat'ından bu yana kırmızı bültenlerle aranıyor. Ardından bir süre önce Belçika'da yakalanıp serbest bırakılan Yalçın Özbey ismini giriyoruz. Neyse ki Yalçın Özbey hala aranıyor. Üstelik yalnızca Türkiye'de de değil. Bir arama isteği de Almanya'dan var. Ve tabii bilgisayarlarda bir de Interpol klasikleri karşımıza çıkıyor. Örneğin Amerika'daki yeri yurdu belli olan Halil Bezmen, Interpol tarafından vergi kaçakçılığı ve sahtecilikten aranıyor. Ama gelin görün ki bir türlü bulunamıyor. Alaaddin Çakıcı da arananlar listesinin baş köşesinde. Üstelik de kabarık bir suç listesiyle yer alıyor. Bugün Interpol'ün Lyon'daki merkezinde Asena kod adıyla özel bir çalışma yürütülüyor. Başında ise yine yüzünün ve adının görülmesini istemeyen Arjantinli bir polis yer alıyor. Asena, Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele projesinin Interpol'deki kod adı. Interpol yetkilileri son günlerde Avrupa uyuşturucu pazarını tanımlarken yeni kahramanlarından bahsediyorlar. Bugün artık uyuşturucu pazarında Türk mafyasının dişli bir rakibi var. Arnavutluk'taki son yıllardaki gelişmeler ve ekonomik krizler mafyayı ayağa kaldırmış. Avrupa'nın en güçlü uyuşturucu kaçakçısı artık Türkler değil, Arnavutlar. İşte Interpol, Avrupa'daki ve dünyadaki gelişmeleri böylesine yakından takip ediyor. Bununla da kalmıyor, zaman zaman elindeki bilgileri 177 ülkenin polisiyle bizzat Lyon'da paylaşıyor.
Interpol'e üye işte bu 177 ülke. Kendileri bir araya gelip, birkaç tanesi bir araya gelip bir operasyon yapmak istediğinde operasyona yönelik bilgileri buraya gelen delegelere veriyorlar. Burada her yıl yaklaşık 50 tane toplantı düzenleniyor. Ve bu toplantılar hemen hemen her büyük operasyonun öncesinde yapılıyor. Buradaki delegeler, buraya gelen polisler bir araya geliyorlar ve ülkelerin bir operasyon öncesinde nasıl bir işbirliği yapacağını kararlaştırıyorlar. Kimi zaman bilgi alışverişinde bulunuyorlar, kimi zaman ortak stratejiyi saptıyorlar. Rahman Rasun'da bugün dünyanın uyuşturucuyla mücadele yöntemlerini en iyi bilen ismi. Interpol Uyuşturucuyla Mücadele Bölüm Başkanı. Geçtiğimiz aylarda Yeni Delhi'deki bir toplantıda tam 500 polise uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda gelinen son noktayı anlattı. Sunda aynı sunuşu bir kez de bizim için Interpol'ün içindeki işte bu salonda tekrarladı. Youth culture. Youth culture is merging with the drug culture. Interpol verilerine göre bugün Türkiye hala uyuşturucuyu Avrupa'ya ulaştıran köprü bir ülke. Ancak Sunda'nın anlattıklarında bir yenilik var. Yeni güzergah artık Edirne'den değil Trabzon'dan geçiyor ve Rusya üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor. Interpol yetkililerine göre gelecekte uyuşturucu yolu Türkiye'den tamamen Rusya'ya kayacak. Sunda'ya göre dünyanın yeni uyuşturucu tacirleri ise Türkiye'nin de son yıllardaki baş belası olan Nijeryalılar. Nijeryalılar her gün yeni bir yolla dünyada uyuşturuculara adeta tur attırıyorlar. Son yöntemleri ise uyuşturucuyu postayla yollatıp bizzat ülkelerin devlet memurlarına taşıtmak. Interpol yetkilileri bu inanılmaz yöntemi keşfettiklerinde şaşkınlıklarını gizleyememişler. Interpol'e göre geleceğin uyuşturucu belası ise ne eroin ne de kokain. Avrupa'da, özellikle de Hollanda'da, Amsterdam'da üretilen uyuşturucu haplar en büyük tehlike olarak görülüyor. Bugün Türkiye'de nasıl uyuşturucu kaçakçılığı durdurulamıyorsa dünyanın da kontrol edilemeyen bir uyuşturucu limanı var. Dakikada 12 geminin girip çıktığı Hong Kong limanı. İşte bugün Interpol koridorlarında konuşulanlar bunlar. Yeni suçlara yeni stratejiler saptanıyor. Interpol yetkilileri ulusal düşünüp bölgesel planlayıp evrensel kurallarla çalışmak için adımlar atıyorlar. Farklı ülkelerin farklı polislerini ise aynı sloganlar birleştiriyor. Bir dünya, bir umut ve bir organizasyon var. Bugün Lyon'da bir bilim kurgu filminin ilk kareleri hayata geçiriliyor. Interpol, yani dünya polisi işte böyle çalışıyor.